Merhabalar. Gelen bir e-faturanın irsaliyeye veya sipariş kalemlerine bağlanarak mal alım faturası olarak aktarılması. Gelen bir e-faturayı irsaliyeye veya sipariş kalemlerine bağlayarak mal alım faturası olarak aktarımlarını sağlayabiliyoruz. Bunun için e-devlet modülü altında bulunan e-fatura ekranlarımızdan e-fatura gelen kutusu ekranımızı çalıştırırız. Aktarım yapacağımız faturayı seçtikten sonrasında aşağıda bulunan faturaya aktar sekmesine tıklatarak irsaliyeyi veya sipariş kalemini seçerek aktar kısmını çalıştırırız. İrsaliyeyi seçerek aktar dediğimizde karşımıza kayıtlı olan irsaliye listemiz çıkmaktadır. Burada görünen irsaliye listesindeki irsaliyeler aktarım yapılacak olan faturanın carisinin bilgileriyle aynı olanlar listelenecektir. Buradan ilgili aktarımı yapacağımız irsaliyeyi boşluk tuşuyla seçtikten sonrasında mal alım faturası ekranının otomatik olarak oluştuğunu göreceksiniz. Fatura numarasının, belge numarasının, cari bilgilerinin, stok bilgilerinin, miktarın ve adedin geldiğini, ayrıca irsaliye numarasının ve irsaliye tarihinin de bağlandığını görebileceksiniz. Bu şekilde faturaya kaydettiğinizde irsaliye ile bağlanmış olarak faturamız işlenmiş olacaktır. Yine aynı şekilde aynı faturayı bir de sipariş kalemlerine seçerek aktar seçeneğini kullanalım. Bu sefer faturayı aktar dedikten sonrasında sipariş kalemi seçerek aktar seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza ilgili cariden oluşan sipariş listesi gelecektir. Buradaki filtrelemeler otomatik olarak oluşmaktadır. Verilen sipariş türü olan bir türü sadece seçili olarak gelecek ve bekleyen miktarlarda sıfır harici olan siparişler listelenecektir. İlgili siparişi seçerek tekrardan boşluk tuşuyla seç dediğimizde siparişe bağlı olarak faturamız karşımıza gelecektir. Yine fatura numaramız, cari bilgilerimiz, stok bilgilerimiz, miktarımız, birim fiyatımız ve ayrıca bağlamış olduğumuz siparişin numarası, sipariş numaraları, miktarı ve sipariş tarihi de karşımıza gelecektir. Bu şekilde de kayıt dedikten sonrasında bu sefer siparişe bağlı olarak gelen bir e-faturayı sistemlerimize kaydedebiliyoruz.